Nur Hanım. Ben artık seni beğenmiyorum. Şöyle ki, sen böyle uzun bir süredir çok kötü geliyorsun ve sen yerini Özden'e bıraktın. Benim görüşüm. Bunu söylemek durumundayım. Aa, tabii ki de. Söylemek durumundayım. Artık sen, yani madem ki o okuldan mezun oldun, konseptin de bu, tasarımcısın. O saçlarına baktın mı, o kıyafetine baktın mı, o çantana baktın mı, bari o çantayı hepiniz boyuyorsunuz ya, simsiyah yapsaydın, bir şey yapsaydın. Yani çok kötü geldin, hele ki o saçlarında. Ben artık seni iyi görmüyorum ki, ben seni beğenirdim. Ama uzun haftalardır ben seni beğenmiyorum. Sana bir şey oldu, bak Ayşegül, yani Ayşegül'e örnek al, kendini nasıl yeniledi. O sezon, bu sezon, sen ne yaptın? Geriye gidiyorsun. Özlem ne yaptı? Seni geçti, böyle gitti. Kusura bakma, dost acı söyler. Yok, olabilir. Hayır, diyorsun ki başkasına fikir veriyorum. Kimi giydiriyorsun ki sen? Hayır, mesela yani çevremizde dedim. Hayatım, onu görmem lazım karar. Onu sen söyleyemezsin. Ben, herkes biz söylüyor söylemem. Ya. Herkes dediğin kim? Biz görmeliyiz burada ne yapıyorsun. Beğenmiyorum seni. Artık senin bir tarzın yok. Benim bir tarzım var Nur Hanım. Hayır, yok var. Senin tarzın. Yok. Yok diyorum sana, bir tarzın yok yani. Bir tarzın yok, kusura bakma. Yani sen kendi ne saçında, ne başında, ne burada programa iştirakini, hiçbir şey yapmıyorsun yani. Hiçbir şey yapmıyorsun. Kabul et bunu. Ya ben tarzım olmamasını kabul etmiyorum. Tarzın yok. Var. Yok. Bence var. Yok, bence yok. Böyle gelen, bak kaç haftadır sen kötü geliyorsun. Kötü görüyor. Hangi tarzın var o zaman göster bana. İki tane kürkü, üst üste mantoyu giymek o tarz değil canım. Numaran yok yani. Numaran yok. Yok yok. Tamam, yapsınlar o zaman. Şu arkana bir dön bak yani. Yani bir şey çıkarırsın oradan. Yani bakın nelerle geliyorsun artık. Kusura bakma. İddia ediyorsun tarzın var diye. Ne tarzın var ya? O tarzın olsaydı o çantayı eline almazdı. Niye herkes yani nelerine çantalar alıyor? Zaten herkes aldıktan sonra onu alıp gelemezsin. Niye? Ben aldım önceden de ikinci kullanışı. Abone ol, kaç kuruş ki kullanma. Ama herkes 10 kere 5 kere kullanma. Kardeşim, biri daha gelsin. Sen tarz biri olsaydın o çantayı simsiyah yapıp buraya gelirdin. Sen buna kıyamıyorsun. Atlan deve değil. Ben kıymamakla alakası yok. Bir sürü siyah çantam var. O zaman niye onu niye boyamadın o zaman? Yani ben normalde bu zımbalarla onların ne alakası var? Yani ne alakası var? Herkes burada en tarzlar bile hep çok güzel çantalar taktı. Ben şimdi çantalardan bahsetmiyorum. Ama bu tarzın varsa elindeki, bu çantayı almazsınız dediniz. Gülşen, sen çok konuşuyorsun biliyor ben musun? Mi? Evet. Hayır, siz benden rahatsız oluyorsunuz. Aa. Ben seninle ne alışverişim var? Niye rahatsız olayım? Aa. Yani çok cevap veren var ama en sert manasınız. Nasıl en sert sanayım? Aa, ne münasebeti en sert sanaymışım? Siz zaten böylesiniz. Sizi övdüm mü? Hayır, alkışladım ben... mı? Konuşma. Ben hep saygı duyuyorum. Benden iyisi, çok iyi. Seni eleştirdim mi sizi? Benden kötüsü yok. Beni hep eleştirdiniz. Hep size saygı çerçevesindeyim. Hayır. Başkası da konuşuyor. Daha böyle yumuşaksınız. Bana hep böyle sus et. Daha şeysiniz. Üç haftamız mı kaldı? Kaç haftamız kaldı? Üç. Üç haftamız kaldı. Kimse kusura bakmasın. Hiçbirinizin soyadı yerli taş değil. Yani burada kardeşim de yarışsa umurumda bile değil. İyi giyinin, iyi gelin, tarz yapın kendinizi, numara yapın. Ben de notumu vereyim. İsterseniz ağlayın, isterseniz kafanızı duvarlara vurun. Ne yaparsanız yapın. Ben tarz bekliyorum sizden.
Ne bileyim yani, bugün hakikaten herkes kafa karışık kolara geldi. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Keşke bu içinden bir kemer geçirseydin. Şu o kadar bolluğunu alırdı. Hem daha şık, buradan zarif dururdu. Evet. Neler geldi aklıma da, korka korka bir şeyler falan. Ceketin güzel ama çok büyük üzerine. Evet, o şortla mümkün değil o ayakkabı. Ama şortu hadi Allah'tan görmüyoruz. Düz saç çok yakışıyor sana. Beğeniyorum sende düz saçı. Daha sık kullan. Tamam. 5. Teşekkür ederim. Geldin. Hoş buldum Nur Hanım. Moral bozulmuş. Çökmüşsün, göçmüşsün, gitmişsin. Yok, çökmedim. Neyi ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ben senin gözlerini, yüzünü iyi tanırım. Kırgınım. Biraz. Niye? Ya moral çökmesi o değil, hayır. Hem büyük kalktı üstümden. Siz şeyden, galadan dolayı mı diyorsunuz? Yok. Moraliniz çökmüş. Neden? Niye kırgınsın? Galada ben sana dedim ki, sen böyle o kadar çok geldin ki dedim. Ama retro adım o yüzden var ya, çok. Ama o retronun var. O retroyu abiyeleştirebilirdin. İşte abiye gelmek istemedim. Ama olmaz şimdi, retronun da bir abiyesi var yani. Öyle bir şey yapar, sen öyle çok geldin. O şapkalar, o gözlükler, o yakalar, çok geldin buraya. Nazlı Sultan'ın retro abiyesi geldi zaten. Nazlı Sultan. Retro abiyesi gelmiş. Ya bana göre de, yani bana göre de retro da hani benim... Ya çok fanatiyim hayatım, ya. Hayatım bir dakika, bize retroyu, bir dakika sen şimdi burada bize retroyu öğretemezsin. Estağfurullah. He, benim dedin çok tanıdığım bir şey. Tanıdım demedim ne? Bana göre dedim, benimse ya, ben fanatiyi sevmem. Bir şeyi vardır yani, bir retro vardır. O retroyla sen tabii ki retroydun. Ama sen diyorum çok geldin öyle. Ama o yüzden retro Gülşah dediniz. Hay ya. Hay Allah ya, ben anlamıyor. Gala gecesinden bahsediyorum, kulağını aç. Ben açtım, dinliyorum, cevap veriyorum. Yok açmıyorsun kulağını. Açtım. Bir daha aç, ikisini birden aç. Gülşah benimle inatlaşma. İnatlaşmıyorum Nur Hanım. Senin çok kötü bir huyların var. Ama yine siz de bana karşı önyargılı. Ben sana karşı öyle değilim. Burada herkes beni tanıyor. Herkes tanıyor beni. Sen kötüsün demedim. Sen buraya retro geldin. Dibine kadar retro. Ama bir gala gecesi için azdın. Tamam mı? Nazlı Hamarat. Retroydu Sultan. Rüküş Nazlı Hamarat. Rüküştü çok var. Nazlı Sultan muhteşem üstüydü yani. Ay rica ediyorum yani. Ama olabilir, zevk meselesi Nur Hanım. Allah Allah. Şıklık ben ne diyorum hala, ne diyorsun ya? Öf. Biri bana tercüman olsun. Ben olayım. Ben, sen bak hala anlamıyorsun. Diyorum ki sen retro gala gecesi. Tamam. Ben seni öyle beklemiyordum. Ne giyseydim? Ne yapsaydım? Ne giyseydin? Onu da bana soracak halin yok. Hayır, ne bekliyordunuz ben? Puantiye giymeyeceğimi zaten biliyordunuz siz. Ya ben bana ne ya? Puantiye giyerdin ama öyle bana bir şey yapar. Bana göre retroda puantiye yok. Ay kusura bakma yani. Bana göre. Gala gecesinin en büyük, en havalı, en iddialı retrosu zaten puanımı verdim ben. Tamam o zaman. Arkadaşlarım da verdi. Herkes 10-10-10, bir tek Kemal 9 verdi. Onun da notu kırıktır. Demek oluyor ki onun da notu 10'du. Öyle değil mi arkadaşım? Öyle. Evet. Doğrudur. Ya. Doğrudur değil. Bir şeyi sen kabul etmiyorsun. Ben senin bu huylarına kızıyorum. Bakın kızıyorum. Cevap yetiştiriyorsun. Sen daha önceki şey dönemde de öyleydin sen. Sana ben kötüsün demiyorum. Retroydun ve Uğurkan ne dedi? Aynı Sultanahmet'teki turistler gibi. Eyvallah. Çok iyiydin. Ama gala gecesi için ben senden onun üstünü bekliyordum. Sen öyle kaç kere geldin? Bak onları çıkarttırırım, burada gösteririm sana. Yani Coachella'ların falan bir sürü şeyim var. Allah Allah ya Rabbim. Yani ay, abiyesi bekledi. Ya abiye derken. Anlıyorum İvan Hanım, ben o kadar çok gerildim ki. Herkes gördü işte retro Gülşah estirresin. Eve gidiyorum, onu yaptım, bunu yaptım. Abiyesi en kolay bunu... şey retroyu yapmak canım. O yüzden zaten. En kolay. En kolay demek retroyu ki yapmak. Retroyu alırsın tak diye retro. Ben artık devamlı senden retro da beklemiyorum zaten. Zaten. Yani retro, retro. Retro kadar kolay bir şey yok ki. Tık 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 al bir yuvarlak gözlük, saçını bir de otur şey tak, boğa kürkü. Bence ötürüyor, öyle değil. İşte retro oldu sana. Onu da yapamayan var. Ay verdim mi notumu ben? Daha mı? Gülşah hala konuşuyorsun. Ay orada bir sürü konuşuyorlar sizin karşınızda. Hala bana konuşuyorsun. Tamam sustum Nur Hanım.
Bak seninle hiçbir zaman sonra konuşmam. Seni cezalandırırım. Konuşmama cezası. Yok. Teşekkür ederim. Gidin. Tamam, puanları aldın, geçebiliriz. Yani hiç bir kere yakışmamış da sana. Bir de böyle bir dekolte, burada bir dantelimsi neyse o kumaş, bir de buradan iç çamaşırının askısı gözüküyor. Ona mecbur bunu kaldım. Bunu giyemez. Böyle askılı iç çamaşırı giyemezsin. Askısız giyeceksin. O elbiseye o çanta, o çantaya o ayakkabı. Ayakkabıda biraz mecbur kaldım. Ayağım hani başka. Ben hani bugüne kadar bana göre senin en kötü halin bu olabilir. Saçın da çok salaş. Yani bununla bir tarz yaratayım dedin ama olay o değil. Hayal kırıklığına uğradım. Teşekkür ederim. Gülşah. Sen dur onu. Kötü. Yani çok dar. Bana diktiğinde daha zayıftım aslında bunu. O zaman giymeyeceksin. Ya getir, yani yeni giydim. Hani o zamandan giymiştim, kalmış. Benim şöyle abiyelerim. O zaman evinizde kontrol edeceksiniz. Bir kere o satenle dantelin karışması falan hakikaten son derece Alaturka buldum. Arada saçın da kaldım ama. Bir dakika ben konuşayım canım. Konuşun buyurun Nur Hanım. Senin de bu özelliğin meşhurdur. Benim mi? Yani sabırsızsın, çok konuşuyorsun. Benden daha çok konuşanlar var Nur Hanım. Ben size en saygılı olanlardanım. Ay ben benim... onlar saygısızsın demedim. Ay her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Hayır ben yani... Yani benim konuşmamı benim konuşmamı dinlemeden konuşuyorsun. Bir dinle. Bir dinlemesini öğren yani. Kötüsün. Çok kötü, yani çok kötü olmayacak bir şekilde kötü gelmişsin. Kusura bakma. Aa ben uğraşamam sizden artık ya. Hiç eleştiriye açık değilsin. Ben eleştiriye nasıl açık değilim Nur Hanım? Yapmayın lütfen. Elbisen bak. Elbiseni daha önce yaptırmışsan eğer, evde gelirken çek edeceksin, giyineceksin, bakacaksın. Burada hakkın yok buna. Bakacaksın, kontrol edeceksin. Beni bağlamaz. Sen kilo almışsın elbise şeye gel. Hani bu halde sen bir yere gider misin? Bütün yukarı atmış elbise yani. Bak karnını içeri çekiyorsun. Ya evet ben de söyledim ama yani başka... Ay. Beş. Gülşah bu elbise sen mi diktirmişsin? Efendim? Sen diktirdin elbise. Ya bana dikildi. Bana göre dikilmişti. Peki sen mi seçtin modeli? Hayır. Kumaşı? Ya hiç benim giyeceğim bir şey değildi. Hani cuma aşkı ben... Öyle hazırlıklarım benim yeni yeni oluyor. E nasıl yani? Ama ben birisi de yaptı sana. Yaptı evet senin evet. Senin habersiz getirdi buraya ve verdi sana. Bana verdi evet. Ben giydim bunu yani. Model olarak giydim. O zaman tamdı zaten yapıldığında. Sonra bir daha hiç denemedim. Öylece dolabımda duruyordu. Getirdim. Eskiden yaptın. Yani iki ay önce falan yaptı. Bir iki ay önce. Bizim diğer program için yapmıştı. Ben de arada kaldım. Çok tarzım değil. Hani şimdi danteller bilmem ne deneyim. Çok cuma şıklı kıyafetlerim de aniden oldu benim. Yeni yeni ben kendi şeylerimi diktiriyorum. Yapılıyor benim. Şimdi bu elbise kumaşın çok kötü. Yani saten ve o dantel karışma hakikaten son derece demode. Ayakkabı da kombin ettin ve o çantayla o şeyin dantelin şey devamlı gibi arabesk oldu. Bayağı demode oldu her şeyin. Bilmiyorum. 90'lar diyeyim yani, ne bileyim yani. Çok ya, çok. Evet o kadar. Ya evet. Ben hak veriyorum Nur Hanım size. O kadar. Ama sizin bana... Ya bir de diyorsunuz ki en saygılı benim. Buradaki kızların hepsi en saygılı demedim. Size ne saygısızlığımı gördünüz dedim Nur Hanım. Söyleyin ben de diyeyim ki evet yaptım. Ya şimdi bunun şeyle ilgisi yok ki. Senin bak bana vücut dilini yapma sakın. Bakışlan. Bunları çok iyi ben sezerim. Ben diyorum ki konuşmamı bitireyim. Sen konuş, üst üste bindirmeyelim diyorum. Biraz eleştiriye açık olun. Benim arkadaşlarım bana saçın çirkin ya da bu seni kilolu göstermiş dedikleri zaman ben hiçbir zaman şey yapmam.
Ya öyle mi? Tüh keşke. Ya da ben İvana'ya bir şey desem, bu elbise dinlerim, olmamış. Dinleriz yani. Ben ona yani birbirimi, ama böyle olmalıyız. Eleştiriye yani, açık olun dediniz ya. Diyorsun ya bu kadar. Deneyin diyorsunuz, deniyorum. Ben de başlarım. Bak hala dinliyorum. Konuşuyor. Canım haklısınız diyeceksin. Hayır. Yani. O kadar. Haklısınız tabii ki. Yani bugüne kadar öyle bir şey de dememezdi. Size bir saygısızlığım oldu mu? Şimdi saygısızlıkla bunun ne ilgisi var? Bana bunu bir açıkla. Diyorsunuz ki, açıklayayım. Dinlemiyorsun, sabırsızsın. Ya sabırsızsın. Sabırlı mısın? Sabırsızsın. Geçen yarışmayı bir gir böyle bir bak seyret konuşmanı. Kaç kere sana niye kızdım? Çok konuşuyorsun diye. Ama ben de benden çok konuşanlar da var size yani. Sizi... Ben acaba Türkçeyi konuşamıyorum mu? Estağfurullah. Evet, elbise, çanta, ayakkabı. Her şey yanlış, demode duruyor, güzel değil. Teşekkür ederim. Müşahçım yerine geçebilirsin.